Bir bey eşinin kendisine ait parasını rızası olmadan kendisi ve ailesi için harcayabilir mi diye sormuş bir kardeşimiz. Güzel bir soru aslında. Yani hanımına ait olan parayı diyelim, hanımının maaşını getireceksin, benim emrime vereceksin diyor. Ay sonu gelince sana ait olan parayı getir bana teslim edeceksin diye hanımını zorluyor mesela bir erkek. Zorlayabilir mi? Tabii ki zorlayamaz. Neden? Çünkü bir evin geçimini sağlamak erkeğin üzerine vaciptir. Ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle bu açıklıkla sabittir. Nesadüel lünfik dü saatin min saati ve men kudir aleyh rızkuhu felinfik ma atahullahu ayet-i kerimesinde lünfik dü saatin min saati. Hali vakti yerinde olan ailesini geçindirirken, hanımını ve çocuklarını geçindirirken ona göre harcama yapsın, infak etsin. Ve men kudir aleyh rızkuhu, rızkı kendisine daraltılan, geliri azalan kimse de felinfik ma atahullahu, Allah'ın kendisine verdiğinden harcama yapsın. Yani geliri azaldıysa az harcama yapmak yoluyla ailede bir denge sağlansın. O fakirlik durumuna, ihtiyaç, sıkıntı durumuna göre aile kendi bir çekidüzen versin diye. Burada zenginlik durumunda ve yoksulluk durumunda harcamanın farklı olabileceğine işaret edilmiş. La yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Çünkü Allah verdiğinden başkasına kişiyi mükellef tutmaz buyurulmuş. Yani bin lira gelir var kişinin, 5.000 lira harcamaya kalkarsa ayda 4.000 lira açık verir demektir. Bunu kapatması mümkün değil. Ve bu aile yuvası devam da edemez o haliyle mesela. Dolayısıyla hemen o 1.000 lira asgari ücrete göre intibak nasıl olur? Veya 2.000 lira gelire göre 5.000 lirayla geçinip dururken bir aile birden işini kaybederek yeni bir iş aramada vesaire de 5.000 liradan 2.000 liraya düşse diyelim ailenin geliri. 3.000 lira azaldı. Her ay eksik geliri var ailenin artık. O 2.000 liraya göre ayak uydurması, giyim kuşamda, yeme içmede ve diğer belki oturacakları evde daha mütevazi bir eve taşınarak dolayısıyla ailenin durumu, gelir düzeyi azalınca o gelir düzeyine göre ayak uydurması ayet-i kerimede istenmiş. Şimdi bu hep erkeğin üzerinde olan bir görev. Hanımın böyle bir mecburiyeti yok. Ama şu var: eğer hanımın da geliri varsa, hanım da elbette böyle bir sıkıntılı zamanda, ailenin dara düştüğü bir zamanda kendi gelirini ailesine, kocasına, çocuklarına tahsis ederse tabii ki alülala. Buna mecbur olmadığı halde hanım böyle bir harcama yaptığı için ayrıca sadaka ecri alacağında da şüphe yok. Çünkü bildiğimiz gibi bir erkeğin evine yaptığı bütün harcamalar sadaka hükmündedir. Bu hadis-i şeriflerle açıkça ifade edilmiş. Hatta infakın en faziletlisi ailesine yaptığı harcamadır buyurmuş Peygamberimiz. Yani eftalül infak veya eftalül nafakati li ehliha. Bir kimsenin en faziletli yaptığı harcama li ehlihi, ailesi için yaptığı. Ondan sonra diğer akrabası, hizmetçi varsa evde hizmetçisine yaptığı ve ondan sonra fi sebillah geliyor mesela. Yani Allah yolunda harcamadan da öncelikli ailesinin yaptığı harcamaya öncelik verilmiş. En faziletli infak olarak hadis-i şerifte ifade buyurulmuş. Yani kısaca erkeğin yaptığı bütün harcamalar 20-30 yıl ya 40 yıl 50 yıl süreyle hanımını ve çocuklarını geçindirmek için yaptığı bütün harcamalar İslam'da sadaka hükmündedir. Ve ona ecir kazandırır. Hiçbir şey boşa gitmez. Demek ki bir erkeğin evine aldığı aile efradını, üst baş giyim eşyası, mutfak, gıda vesaire aldığı neler varsa bütün bunları aynı zamanda ona sadaka sevabı kazandırır. Hanımın harcamasına gelince, Abdullah bin Mesud Hazretleri'nin hanımı Zeynep radıyallahu anh'a başka bir sahabe hanımıyla zengin varlıklı durumdalarmış. Anne babadan kalan miras sebebiyle, başka imkanlarla zekat, sadaka başkalarına verebiliyorlarmış.
Bu arada kocaları bir ara işsiz kalmış diyelim günümüzün ifadesiyle. Yani eve bir şey getiremeyecek durumu olmuş bir ara Abdullah bin Mesud'un ve diğer sahabenin. Bunlar düşünmüşler. Evet, kocamızın durumu kötüleşti. Eve bir şey alamaz duruma düştü. Ama bizim malımız var. Acaba biz eve harcasak malımızı, bize ecir olur mu diye peygamberimize tasadduk kelimesi de var hatta orada. Sanki zekat niyetiyle, sadaka niyetiyle harcasak ecir olur mu diye sormuşlar peygamberimiz. Allah'ın Resulü tabii ki demiş. Kocanız bu şekilde dara düştüğü zaman da sizin başkalarına, fakirlere falan sadaka dağıtmak yerine kendi ailenize harcamanız size iki kat sadaka ecri kazandırır buyurmuş Allah Resulü. Kocanızın harcaması bir kat sadaka sevabıysa, siz mecbur olmadığınız halde bunu eve harcamanız size iki kat sevap kazandırır. Birisi nikah bağından dolayı, diğeri dışarıya yaptığınız sadaka sevabı olmak üzere iki kat ecir kazanırsınız buyurmuş. Ve dolayısıyla hanım kardeşlerimizin de eve olan harcamaları, çocuklarının daha iyi okullarda okuması, yetişmesi ve diğer konular için destek sağlaması, maaşından, gelirinden, belki miras malından ona iki kat ecir kazanacağı ifade buyurulmuş. Yani bir bakıma karı koca hayatı ortak bir hayat oluyor ve dolayısıyla birlikte hareket ederek ailenin daha iyi şartlarla geçimini sağlaması, çocukların daha iyi yetiştirilmesi, güzel okullarda eğitim görmesi, hayata hazırlanması, onlara efendim meslek kazandırma, ticarete atılacaklarsa sermaye imkanları ortaya koyma gibi durumlarda birlikte hareket etmeleri karşılıklı, yine hiçbirisi boşa gitmez. Hanımın harcamaları, gayretleri erkeğe göre ona iki kat ecir kazandırır anlamında Allah Resulü konunun önünü açmış. Şimdi bu hülasa, aksi olduğu durumda kadın eve harcamak istemiyor. Erkek zorluyorsa. Buna hakkı yok. Yani kadın şöyle düşünebilir. Kocamın aldığı maaşı veya geliri aileyi rahat geçindirebiliyor. Ben kendi gelirimi tasarruf edeceğim, biriktireceğim, Allah yolunda tasadduk edeceğim dese, ailede sıkıntıda değilse, onun parasına ailenin ihtiyacı da yoksa, hayır yapmak isteyen bu hanıma engel olmak da doğru değil. Hacca gitmek isteyebilir, umreye gitmek ister kendi parasıyla, efendim hayır hasenat yapmak, bir camiye yardım etmek isteyebilir, bir Kur'an-ı Kerim kursu inşa etmek, vakıf yapmak isteyebilir hanımefendi kendi imkanlarıyla, miras malıyla mesela. Anne babadan büyükçe miras kalmış. Ben bununla hayır yapmak istiyorum diyor hanımefendi. Bunu ahirete götürmek, taşımak istediği belli. Kocasının geliri de yeterliyse ailesini geçindirmede, hanımın elindeki bu miras malını kocası el koyarak, hayır bunu bana vereceksin, bunları satacağız, babandan kalan evi, daireyi, neyse dükkanı, sermaye yapacağım gibi zorlaması hakkı yok. Erkek bunu hanımını zorlayamaz. Ama hanımı şunu söyleyebilir. Tamam, satalım. Ticaret yapacaksan, ticarete atılacaksan birlikte atılalım. Şirket ortak olsun. Aile şirketi kuralım. Babamdan kalan bu dairenin, dükkanın, mağazanın neyse ederi nedir? 300 bin lira ediyor. Sen de 300 bin lira imkanı ortaya koy. Eşit şartlarla şirket kuralım. Mesela resmi olarak bir şirket kurarlar, birlikte ticaret yürütürler. Hanımın malı da kaybolmamış olur mesela. Yani bunlar her zaman olabilir. Günümüzde de zaten mal üzerinde anlaşmalarla bunlar yapılabiliyor. Yani aile şirketleri kurmalar yoluyla mallar kaybolmasın diye. Dünyanın bin bir çeşit hali var. Bu erkeğin birden vefat etmesi, kaza geçirmesi, hatta geçimsizlik yüzünden boşanmaların meydana gelmesi durumlarda, tabii ki erkeğin emrine verilen bu gibi mallar yok olup gidiyor. Ondan sonra hanım her şeyini kaybetmiş bir halde kendini kapının önünde buluyor mesela. Bu da elbette makul değil ve erkek kadın haklarıyla ilgili açıklanamayacak mağduriyetler meydana getiriyor. Onun için bu konuda kısaca erkeğin hanımını ille maaşını
miras malını bana vereceksin deme hakkı yok. Buna hanımını zorlayamaz. Ama hanımı kendiliğinden aileye destek sağlarsa buna da kapı açık görünüyor.